Özet olarak HiKeep, birlikte yaşadığımız dünyadaki hayvanların nerede yaşadığını, nereye gittiğini, nerede oturup kalktığını, nerede ürediğini bunları kısaca takip edip bu alanları belirleyip bundan sonraki süreçlerde insanların yapacağı tüm işlemlerde bu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bunu da biz dijitalize ediyoruz artık. yılından beri bilişim sektörünün içerisinde yer alıyorum. Uzun yıllar bilgisayar destek sistemlerine, işte bilgisayar kurumları malum 90'lı 2000'li yıllarda bilgisayar alıp montaj edip işte Windows'lar kurma vesaire gibi böyle konularla uğraşıyorduk. O yıllarda bir çalıştığımız bir firmanın bizden büyük aile dostumuz bir abimiz vardı. O da bilişim işi yapıyordu. Bana dedi ki uğraş dedi senin çok şeye ihtiyacın yok paraya. Sen dedi biraz yazılım işlerine yönelsene dedi. Ben de şey düşündüm, ya dedim acaba dedim beni şey mi yapmaya çalışıyor, hani rakip mi görüyor falan gibi düşünmüştüm. Sonra bir konuştuk babamla falan, dedi yap oğlum dedi, o senin kötülüğünü düşünmez o insanlar dedi. Eyvallah dedim, biz orada bir yazılım işte böyle bir kenarından bir bulaştık ki ne bulaştık? 99-2000 yılından beri ilk HTML sayfamızı yaptığımız zamanlardan bugüne kadar yaklaşık 25-26 yıldır aralıksız bilişim sektörünün içerisindeyiz. Belli bir dönem hastane destek sistemlerine yardımcı oldum. Laboratuvar cihazlarının bağlanması, MR cihazlarının bağlantıları, onların yazılım entegrasyonları falan bu tür konularda uzun bir süre çalıştım. Güzel bir proje denk geldi. İlaç hazırlama sistemleriyle ilgili bir sistemdi bu. Hassas dolumlar yapacağız. Kemoterapi ilaçlarıyla ilgili bir konuydu bu. İşte 0,01 gramlık hassasiyette çalışacak makineler bizden istendi. Projeye ilk başta yazılımcı olarak başladım. Daha sonra elektronik, mekanik ama elektronik benim her zaman bir şeyimdi. Hayalimdi. Çok seviyordum elektronik. Çünkü böyle yazılımla elektroniğin birleştiği noktalar harika oluyor. Yani bana büyük haz veriyor bunlar. O iş gelince yazılımını yazdık. Sonra elektronikte eksikler vardı. Hadi elektroniğini şu işte şöyle olur böyle olur derken elektronik kartın tasarımına kadar işin içine girdi. Sonra sistemi yaptık, geliştirdik. Şu anda da Türkiye'deki piyasanın %60'ına sahip bir firma bu ürün. Yazılımlarını, kartlarını, her şeyini bir araya getirdik. Sistemi yaptık. Satışıyla da ilgilendik. Yöneticilik yaptım uzunca bir süre sonra. Daha sonra artık o iş keyif vermemeye başladı. Çünkü rutine döndü. Üretimi kontrol et, şunu kontrol et, bunu kontrol et falan derken dedim ki ben bir farklı bir şeyler yapmam lazım. Yine ilaç hazırlama ile ilgili yine hassas bir sistem geldi. Ona robot kol falan geliştirdik. Onları kullandık. İşte geldi, gitti, tartımlarını yaptık. Çok iyi bir sistem oldu. Onu da Türkiye'de kullanım için bakanlıktan onaylarını falan aldık. Hatta birkaç yerde kurulumu yapıldı. Ama biz o süreçte sadece Ar-Ge yapıyorduk. Yani yapıyoruz, ürünü teslim ediyoruz müşteriye, gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Yani kendileri üretebilecek, ürünü geliştirebilecek safhalara kadar yapıyoruz. Fakat daha sonra hani ürettiğimiz ürünleri de artık satmamız gerektiğini düşündük. Benim kardeşim veteriner hekim kendisi. Bu yaban hayatında çalışıyor. Yaptığı işte hayvanlara takip cihazları takmak, onları izlemek, göç rotalarını bulmak, beslenme alanı ve gibi konularda doğayla iç içe. Abi böyle bir ürün var. Biz bunu yurt dışından alıyoruz. Çok pahalıya geliyor. Yazılımlara da istediğimiz gibi sonuç alamıyoruz. Veriyi alıyoruz. Sonra başka bir sürü şey kullanmamız gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz? Nedir cihaz, ne değildir? Sonra bir baktık. İnceledik, ettik. Ya bir deneyelim dedik. Birkaç malzemeyi aldık. Bir araya getirdik, çalıştırdık. Baktık olur dedim. Yaparız biz bu işi. Ondan sonra oturduk. Hesap kitap işlerine giriştik. Tabii ki günümüzde finans kaynağı olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden de biz birikim fonu bulduk. Projemizi, randevumuzu aldık, geldik, projemizi paylaştık. Sağ olsunlar ilgilendiler. Birkaç üst üste toplantı yaptık. Hesap kitap çıkardık, bütçe yaptık. Ne alırız, ne satarız, piyasa durumu nedir? Değerlendirmeler, çalışmalar, bütün piyasa araştırmalarını yaptıktan sonra birikim fonla birlikte paya dayalı kitle fonlamaya çıkmaya karar verdik. Biz ürünü uluslararası pazarda satmaya hedefimiz var. İlk ayakta Türkiye, ardından tüm Avrupa, Amerika ve dünyada satabileceğimiz en uç noktaya kadar bu ürünü pazarlamak istiyoruz. Çünkü ürünümüz gerçekten son teknoloji ürünü olacak. Bütün mevcuttaki bugünün teknolojilerini hepsini içine yerleştirdik, büyük bir kısmını. Zaman geçtikçe teknolojiler de değişiyor. Ama biz kitle fonlamaya çıkma sebebimiz, yurt dışında farklı insanların karşısına çıktığımız zaman tek bireysel olarak bir güç değil, hani bir kitlesel bir fonlamayla beraber gelip bir fonlama şirketi tarafından ekonomik anlamda güçlü görünmek en büyük hedeflerimizden biriydi. Ayrıca zaten ürünün geliştirme ve seri üretim aşamalarında da gerekli olan nakit ihtiyaçlarımızı çözmek için bu yapılara ihtiyacımız var. Yani tek başına öz sermayeyle artık bu işleri yapmak gerçekten bugünkü global pazarda çok zor işler. Paylaşımcı olmak lazım, riskleri de paylaşmak lazım, kazançları da paylaşmak lazım. HiKeep yaşadığımız dünyada sadece insanlara ait olmayan bir dünya bu dünya. Bunu öncelikle görmemiz gerekiyor. Etrafımızda yaşayan canlılar, hayvanlar, kuşlar,
ayılar, kurtlar, kediler, özellikle yaban hayatı. Ama bizim konumuz, yani HiKeep'in uzmanlık alanı yaban hayatı. Yaban hayatındaki akbabalar, kartallar, şahinler, vaşaklar, kurtlar, ayılar, tüm bunlar bizim uzmanlık alanımıza giren konu bu. Biz de bu hayvanlarla ilgili yaptığımız şey şu, HiKeep'te biz bu hayvanları nerede yaşıyorlar, hangi göç yollarını kullanıyorlar, bunları dijitalize ediyoruz. Çünkü daha önce bugüne kadar mevcut teknolojiler bu hayvanlar üzerinde bu takipleri yapmak için yeteri kadar istenilen boyutlarda ve sürelerde değildi. Örneğin bir kuşa siz bir takip cihazı taktığınız zaman bunun birkaç yıl kalması lazım. En azından 3 yıl, 4 yıllık döngüde hayvan hangi alana gidiyor, nereye gitmiş, nerede yumurtluyor, hangi yerde zaman geçiriyor. Buralara dijitalize etmek adına biz HiKeep'teki sistemleri geliştiriyoruz. Dijitalize etmek üstten şu, daha önceden bu çalışmalar yapılıyordu ama dijital ortamda bu imkanlarla yapılmıyordu. Yani bir kuş bir yerden bir yere gidiyor, evet burada giriyor, burada yumurtasını gördük. Demek ki burada yumurtluyor. Ama bu belki 10 yıl, belki 15 yıl önce yapılan bir çalışmaydı. Bunların sürekliliğini dijitalize edilmemişti. Artık biz bunu dijitalize edeceğiz. Dünyada benzer birkaç farklı sistem var ama henüz çok aktif olarak yoğun bir yapıda değiller ama bu her geçen gün artmaya başladı. Bunu kim yapıyor? Örneğin bir elektrik santrali kuracaksanız, bir fabrika sahası açacaksanız burada bizim sizin bir bu konuyla ilgili bir çalışma yapmanız zorunluluğunuz var. Bu Avrupa Birliği standartları gereği de bunu yapıyorsunuz. Bir şehir kuracaksanız bile artık hani şehirler kuruluyor, kasabalar kuruluyor, üretim alanları kuruluyor. Bir maden ocağı açılacak. Burayı incelemek için de o bölgedeki hayvan bilgisine ihtiyacınız var. Yani kim yaşıyor burada, neredeler, nerede ürüyorlar, bu bölgeyi kullanıyorlar mı? Bu bilgiler olmadan artık bu işlerin hiçbirinin ruhsat alma şansınız da yok zaten. Bunları da yapmak için ne yapmanız lazım? Bu bilgiye ihtiyacınız var. Ama şu an bu bilgiler gözlem üzerine yapılıyor. Örneğin bir bölgede maden alanı açılacak. O bölgeye işte belli sayıda insanlar, ilgilileri gidiyor. İşte belli tarihlerde sayımlar yapıyorlar. İşte diyorlar burada bu var, yoktur diyorlar. Bu şekilde ama bu mevcut teknolojiyle çok daha ileri noktaya taşıyoruz. Örneğin siz bir bölgeye gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, 15 gün, 20 gün, 1 ay bekliyorsunuz. 1 ay boyunca hiçbir hayvan geçmiyor. Ama siz oradan ayrıldığınız günün ertesine geliyor. Ama biz o bölgedeki hayvanlara cihazları yerleştirdiğimiz zaman, evet bu hayvan buradan Nisan ayında geçiyor, şu hayvan Ocak ayında burada konaklıyor ya da burada kalıyor. Ya da bu hayvanın bölgesi burası. Kilometrelerce gitmesine gerek yok. Mesela bir ayı belli bölgede yaşıyor. Ama ayıların da göç ettiğini bu sistemler sayesinde öğrendik. Özet olarak HiKeep, birlikte yaşadığımız dünyadaki hayvanların nerede yaşadığını, nereye gittiğini, nerede oturup kalktığını, nerede ürediğini bunları kısaca takip edip bu alanları belirleyip bundan sonraki süreçlerde insanların yapacağı tüm işlemlerde bu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bunu da biz dijitalize ediyoruz artık. Neden HiKeep? Mevcuttaki dünya üzerinde bu işlemleri yapan birkaç firma var. Takip işlerini yapan. Bunlar da genelde elektronik ağırlıklı. Yazılım taraflarında araştırmacıların bu konuyla ilgili çalışma yapan firmaların istediği verileri sağlamakta problem yaşıyoruz. Nasıl bir şey? Örneğin bir hayvanın kat ettiği mesafeyi farklı yazılımlar kullanarak yapmaya çalışıyorsunuz. Biz HiKeep'te ne yapacağız? Tüm bunları bir araya toplayacağız. Hem donanımsal olarak hassasiyeti sağlayacağız hem de yazılımsal olarak tüm süreçleri desteklemeye çalışacağız. Bunlar ne? Hayvanın kimlik bilgilerine kadar bu sistemde kayıtlı tutulup gerekli bütün bilimsel çalışmalarda, ticari çalışmalarda hepsinde bu datayı kullanabilecekler. Hayvanın yakalandığı yer, gittiği yer, kaç kilometre mesafe almış, kaç metre yüksekliğe çıkmış, maksimum, minimum gibi bir sürü teknik detayı bu sistemin içerisinde tek bir noktada toplayabileceğiz. Hatta sisteme şunu da ekleyeceğiz. Biz istenildiği takdirde daha önce yapılmış çalışmalardaki GPS verilerini de bizim sisteme yükleyip bu gerekli yazılımsal çalışmayı yaptıktan sonra raporlar haline dönüştürebiliyoruz. Bu sayede ne olacak? Tek bir platform üzerinden bütün istenilen datalara ulaşabilecekler. Kimler ulaşacak? Doğa koruma dernekleri var. Farklı bölgelerde farklı hayvanlar üzerinde çalışan. Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi destekler veriyor derneklere, kurumlara. Örneğin Türkiye'de Tarım Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlıkları bunlar da hayvanları takip ediyorlar. Neyin nerede nasıl yapılacağını bu tür konulara da ciddi alımları bunlar yapmakta, bu kurumlar yapmakta. Ama en çok da Avrupa Birliği bu verilerin yani dünya üzerindeki hayvan hareketlerinin, yaban hayatının hareketlerinin takip edilmesi için çok ciddi bütçeler ayırıyor. Biz de bu bütçeler içerisinde istenen, çünkü biz çalışmalarımızın tamamını saha ekibiyle birlikte yaptık. Hayvanları yakalayıp onlara ayıyı yakalayıp ona GPS cihazı takan, kuşu yakalayıp onun üzerine takip cihazlarını yerleştiren kişilerle çalıştık. Yani bu anlamdaki bilimsel çalışma yapan insanlarla çalıştık. Onların ihtiyaçlarına göre süreci oluşturduk. Hem donanımsal ihtiyaçları hem yazılımsal ihtiyaçları. O yüzden hem pratik olacak, en büyük avantajımız da şu, kullandığımız teknoloji sayesinde oldukça uygun fiyatlı bir ürün çıkarmayı hedefliyoruz ki daha çok hayvana takılabilsin. Ne kadar çok hayvana erişirseniz o kadar iyi veri sonuçlarını elde edersiniz. Bu sayede de daha doğru veriler, yani bilimsel çalışmaların zaten sebebi o. Hani bir veriyi tekrar tekrar doğrulamanız gerekmektedir. Burada da ne kadar çok hayvana cihaz takılırsa o kadar çok ve doğru veri elde ederiz.
İlk hedefimiz paya dayalı kitle fonlamaya çıktığımız birikim fonla birlikte fon kampanyamızı tamamlamak. Ardından prototiplerinin çalıştığımız ürünlerin seri üretim için gerekli ara geçişlerini tamamlamak, ürünleri üretmek ve hızlıca pazarlamaya başlamak. Bununla ilgili de zaten şu anda da çalışmalarımız başladı. Derneklerle görüştük, kurumlarla görüşüyoruz. İhtiyaçları belirledik. Hani Türkiye'nin ilk etapta Türkiye üzerindeki ihtiyaçları belirledik. Onlar üzerinde bir üretim planlaması yapacağız. İlk yıl hedefimiz mevcuttaki daha önce tespit ettiğimiz ve hedef koyduğumuz adetlerdeki satışları ve ilgili kurumlar ve derneklerle satışları gerçekleştirmek. Bir yılın sonunda ise global pazara açılmak. Tasarladığımız sistem şu şekilde çalışıyor. Dünya etrafında bildiğimiz üzere GPS konumlarımızı gösteren uydular mevcut. Bunlar Avrupa'nın ve Amerika'nın, Çin'in, farklı ülkelerin kendi sistemleri var. Biz geliştirdiğimiz cihazda bu sinyalleri topluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz elektronik kart üzerine bu verileri toplayıp bunları GPRS ya da uydu üzerinden sunucularımıza gönderiyoruz. Bu uluslararası dolaşıma açık hatlar bunlar. Dünyanın neresine giderse gitsin oradaki veriyi o bölgeden çekebiliyoruz. Ha bazen çok alakasız yerlere gittiği zaman da herhangi bir anda veriyi yakaladığı anda, baz istasyonu ya da uyduyu yakaladığı anda tüm verileri transfer edecek şekilde dizayn ettik. Yani verileri sürekli cihaz üzerinde saklı duruyorlar. Ta ki sunucuya aktardıktan sonra. Sunucuya gelen veriler bazı işlemlerden geçiyor. Çünkü oradan gelen ham bir veri var. Bu veriyi işliyoruz. Veriyi işledikten sonra da kullanıcıların kullandığı web arayüzü ve şu anki hiçbir bu hizmeti veren hiçbir uluslararası firmanın yapmadığı mobil app uygulamamız var. Bu mobil app uygulamasıyla birlikte de hem webten hem mobilden sistemi takip edebiliyorlar. Hikip olarak bu ürünü Türkiye'de geliştirdik. Yazılımlarını Türkiye'de geliştirdik. Elektronik donanım tarafını Türkiye'de geliştirdik. Gömülü yazılımlarını biz kendi ekibimizle yazdık. Web arayüzleri, mobil yazılımların tamamını kendi mühendis ekibimiz yazıyor, hazırlıyor. Ve biz bu işi Türkiye'de başlayacağız. Ve bütün globale satacak şekilde yerli ve milli bir ürün olarak cihazın arkasına madem Türkiye yazacak şekilde bütün dünyaya satmayı hedefliyoruz. Bu konuda da dünyada gerekli ortam mevcut şu anda. Pazarlaması, yapısı. Sahada çalışan insanlarla yaptığımız için birçoğuyla da kontak halindeyiz. Çünkü onların ihtiyaçlarına göre çözümler ürettik. Programımız zaten birkaç farklı dilde çalışabiliyor. İstenen dile de çevirebiliyoruz bunu. Zor olmayan bir konu bu. Bu şekilde Türkiye'den çıkıp bütün dünyaya satacak bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz.